Evet değerli öğretmenlerim, içerikler belli oluncaya kadar nasıl çalışılması gerektiğine dair bir program hazırladım. Buyurun videomuza geçelim. Evet değerli öğretmenlerim, şimdilik günlük 5 saatlerde çalışıldığını düşündüğüm için günlük 5 saat üzerinden bir program hazırladım. 5 saat zaten günlük çalıştığınızda 6 gün üzerinden 30 saat ediyor. Ve şöyle bir önceki videomda da değindiğim gibi alanı her güne verdim arkadaşlar. Alan daha önceki 2024 sınavı ve daha öncesinde de önemliydi ama şimdi daha da önemli hale geldi. O yüzden alanın mutlaka her gün verin arkadaşlar. Ben burada 5 saat üzerinden çalışıldığını düşündüğüm için her gün alana ikişer saat verdim. Bu da haftada zaten. 12 saat ediyor. Ne yaparsınız burada? Ee, mesela bir kurumla ilerliyorsunuzdur alan konusunda. 2025 videolarını bitirdiniz. Kurumun videolarını bitirdiniz diyelim. Perşembe günü kurumun videolarını bitirdiniz. Şurada çalıştınız. Şu kalan iki günde de arkadaşlar 2024'ün genel tekrar videolarını izleyebilirsiniz. Bu da nasıl olur mesela? Siyer'desinizdir diyelim şeyde 2025 videolarında. Tabi siyeri geçmişsinizdir şimdi de. örnek vermek için diyorum. Siyer'desinizdir. Bir sonraki dersiniz. Siyer'den bir sonraki dersinizde İslam tarihi olsun diyelim. Siyer'i 2025 videolarını dinlediniz. Bir sonraki dersiniz İslam tarihi ya. İslam tarihinin de hoca anlatmadan önce 2024 videolarını genel tekrar videolarını diyorum. Genel tekrar olduğu için video sayısı azdır. Cuma ve cumartesi günde bunları izleyebilirsiniz. Pazartesi'ye Türkçe'ye koydum arkadaşlar Türkçe'ye koydum ama e, her gün paragraf çözmeyi lütfen unutmayın 15 ila 20 paragraf çözün Çünkü paragrafın kalk kalkmayacağı hakkında şu an kesin bir bilgi yok O yüzden lütfen rutinlerinizden çıkartmayın paragrafı şu an Pazartesi Türkçe'ye koydum. Türkçeden de sözel mantığa bakabilirsiniz. Sözel mantık videolarını dinleyebilirsiniz. Hem salı hem çarşamba ya da coğrafyayı koydum. Şu an içeriği en temiz yani en belli olan ders coğrafya olduğu için coğrafyayı iki güne koymak istedim. Bu da 6 saat yapıyor haftada. Mevzuat kısmı. Mevzuat kısmında da arkadaşlar Bülent Hoca'yı öneririm. Gerçekten çok hem sistemli hem de zaten gelişim psikolojisini dinlediyseniz oradan biliyorsunuz ders anlatması da çok güzeldir. Şu an 6. videoyu da çek diye biliyorum. Diğer kanunlara geçecek. O yüzden mevzuata 3 saat verdim. Geçen haftadan da biraz videolarını dinlediğinizi varsayarak. Şöyle Telegram kanalıma kanunlarda atmıştım Bülent Hoca'nın anlattığı kanunları. Oradan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sonra Cuma günü matematiğe de 3 saat verdim. Burada da sayısal yetenek şeklinde ya da şöyle 7 adımda temel matematiğe çalışanlar 7 adımda temel matematikten de ilerleyebilirler. Sayısal yetenek de çözebilirsiniz burada matematikten. Cumartesi gününe de tarihi koydum. Normalde arkadaşlar ben kendi yaptığım programlarda tarihi pazartesiye salıya vermeye özen gösteriyorum. Zaten bir güne de vermiyorum. Tarihin içeriği çok fazla olduğu için genellikle ilk güne veriyorum. Ama tarihin bazı konularının çıkacağını düşündükleri için tarihin içeriği tam belli olmadığı için cumartesiye koydum ki belki de şuralarda. İçerikler açıklanır, tarihin konusu net olur, ona göre çalışırsınız. Zaten bu dediğim gibi sadece içerikler belli oluncaya kadar olan bir program. Normalde tarihi cumartesi gününe koymanızı tavsiye etmem. Niye? pazartesi salı biraz daha böyle dinçken hani pazar günü tatil veriyorsunuz ya pazartesi de biraz daha dinlenmiş halde çalışmaya başlıyorsunuz. O zaman çalışmanızı isterim tarihe. Ama dediğim gibi tarihin içeriği tam belli olmadığı için tarihi cumartesi gününe koydum. Burada da ne yapabilirsiniz? İnkılaba bakabilirsiniz. Çünkü bir önceki videomda da dediğim gibi tarih öğretmenlerimiz inkılabın çıkacağını pek düşünmüyorlar. Yani inkılap var gözüyle bakıyorlar %99. Öyle zaten şuraya da yazmışım arkadaşlar. Bu programın da Telegram kanalıma atarım. 15 paragraf bir sözel mantık şeklinde. Bunu 20 de yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama şunu da söylemek isterim arkadaşlar. Eğer şurada sözel mantığa bakabilirsiniz dedim ya. Sözel mantık videolarını bitirdiyseniz de paragraf nasıl çözülür? Bununla alakalı da YouTube'da video çeken hocalarımız var. Çok değerli hocalarımız. O paragrafı da dinleyin. Dil bilgisine geçecekseniz öyle geçin. İlk önce dediğim gibi sözel mantığı halledin. Sonra paragrafı halledin. Sonra eğer içerikler açıklanır da dil bilgisi kalırsa dil bilgisini zaten geçersiniz. Çünkü paragraf rutinlerinizde her gün olduğu için paragraf nasıl çözülür? Videolarını da dinleyip Paragrafı öyle çözmeniz daha mantıklı geliyor bana. Kendi danışanlarıma hazırladığım bir program üzerinden anlattığım için buralar kendi danışanlarım için geçerli. Şöyle arkadaşlar, şurası da tabii kendi danışanım için geçerli. Pazar günü tatil günü dedik ya, tatil tekrar ve telafi günü. 15.30'a kadar zaten her videomda diyorum. 15-30'a kadar tekrar ve telafinizi yaparsınız. Telafiniz arttıysa bile yani yetiştiremediyseniz bile lütfen 15-30'dan sonra dinlenin arkadaşlar. Dinlenmezseniz hani öteki haftaya biraz daha yorgun başlarsınız ve ben bunu istemem. Niye? Dersleriniz gerçekten hani yoğun. Arada bir kendinize bir verin yani bir kafanız dinlensin bir kendinize gelin. Şunu da zaten neredeyse her videomda diyorum. Günlük tekrarlar çok önemli arkadaşlar. 10-15 dakika günlük tekrar. Dil sarıta çalışması ve soru okuması. Bunlar da kesinlikle yapın. Özellikle şu soru okumasını aksatan çok öğretmenim oluyor. Lütfen yapmayın arkadaşlar. Ne oluyor biliyor musunuz ondan sonra? Sene sonuna kadar birikiyor o sorular. Sonra da böyle gözünüz korkuyor maalesef yapmıyorsunuz. Ve emin olun bu soru okuması bilemediğiniz soruların yanına bir yıldız atıyorsunuz ya da bir işaret koyuyorsunuz ya da ya da boş bıraktığınız sorulara. Onlar size bir şeyler katacak. Bildiğiniz soruları zaten biliyorsunuz. Ama yanlış yaptığınız sorulara dönünce bilmediklerinizde öğrendiğinizde aslında onlar sizi bir adım ya da daha fazla on adım bile olabilir öne taşıyor öyle ha şuraya da gelecek olursak arkadaşlar alandan büyük ihtimal şu an e, yani iki ya da üç ders bitirmiş olabilirsiniz benim tavsiyem arkadaşlar o dersler bitti ya tamam ayrı tekrarlarınızda döneceksiniz tekrardan ama mesela dikap için konuşuyorum siyer bitti diyelim siyeri pazartesi sabitleyin arkadaşlar her pazartesi siyerden 15 soru çözebilirsiniz burada da tavsiyem çıkmış soruları çözmeniz Çıkmış sorularda şöyle çözmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Mesela soruyu okudunuz. Şıkkı şu diyelim. işaretleyip geçmeyin. Diğer şıklarda ne yazıyor bilmediğiniz var mı? O bilmediğinizin yanına da yazın ki. Çünkü ÖSYM bazen o şıklarda koyduklarını da gelip sorabiliyor. O yüzden dediğim gibi çıkmış soruları tamamen sindirmenizi öneriyorum. Çıkmış soruları çözmenizi isterim. Siyeri dedim. Siyer bitti mesela alandan. Siyeri pazartesiye sabitlediniz. Ondan sonra hadis bitti diyelim. Hadisi de Salıya sabitleyin arkadaşlar. Her Salda hadisten 15 soru çözebilirsiniz. öyle genel olarak programımız bu şekilde. Ama lütfen, bakın tekrardan belirtiyorum. Bu program içerikler belli oluncaya kadar çalışılacak bir program. Normalde tarih bu kadar az olmaması gerekiyor ve tarihin cumartesi ya da cuma gününe koymanızı tavsiye etmem. Niye sakin kafayla dinlemeniz gerekir? Normalde coğrafyada bu kadar çok olmaz. Tarih çok olur genellikle ama içeriği şu an en belli olan coğrafya olduğu için coğrafyayı biraz fazla koydum. Öyle arkadaşlar içerikler belli oluncaya kadar bunlara çalışabilirsiniz. Ben bunu zaten Telegram kanalıma da atarım. Oradan da ulaşabilirsiniz PDF şeklinde. Bugün söylemek istediklerim bu kadar. Allah'a emanet olun.